Oh hello! Merhaba, siz ne olduğunuzu biliyorsunuz. Peki ben kimim? Ben işte buradayım. Ben Keroşero ve bugün sizlerle WrestleMania 37 hakkında konuşacağım. 14 tane maçımız var. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Direkt başlamak istiyorum. Bu böyle konuşacağız, burada konuşacağız. Bu fikri Aspro'nun e, WrestleMania 1. gün hakkında konuştuğu videosundan gördüm, aldım, çaldım. Çok beğendim yani neden neden ben böyle yapmıyorum ki dedim. Yani benim yüzüme mi bakacaksınız oğlum 20 dakika boyunca şöyle güzel güzel fotoğraflara bakın. Yani Şahar Abdü Asfro TV. Hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. WrestleMania'nın ilk günü tabii ki de şöyle bir konuşmayla açıldı. Vince McMahon geldi dedi ki merhaba arkadaşlar özellikle seyircilere merhaba. Sizi çok seviyoruz. Uy ses çıkarın hani boş boş durmayın. Bu tarz şeyler söyledi. Seyircilerin gelmesi tabii ki de çok önemli bir şey. Bir daha ne zaman gelirler kim bilir Covid'den dolayı. Geri dönecek olursak şu aranaya bakın ve mutlu olun. Çünkü ben öyle oluyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz da bir de bir için uzun süredir WrestleMania'nın aranası aynı. Summer seminer Arası aynı. Osu busu aynı. Ya aynı. Hep aynı şeyi kullanıyorlardı. Aynı setup'ı kullanıyorlardı. Aşırı tembelleşmişlerdi. Bu da neye sebep oluyordu? Summer STEM'de aynı hissediyordu. resime de aynı hissediyordu. O da bu da aynı hissediyordu. Şimdi resime de aynı hissediyordu. Sözümü geri alıyorum. Çünkü resimeye en azından bir şeyleri farklı yapıyorlardı. Ama son senelerde yani resime ya da bile tembelleşmeye başlamışlardı. Yani tamam stage farklı oluyordu. Biraz daha büyük bir his veriyordu size. Resmen ne olduğunun hissini veriyordu da. En son mesela hatırlamış olduğum en isteyici 36'nındı sanırım bu. Yok 36 kötüydü pardon. 35'inki koskocaman bir LED ekrandı yani çok sövmüştüm. Bunu da hiç sövmedim. Bunda çok mutlu oldum abi. Her gemiyi gösterdiklerinde hatta maç sırasında orada burada şurada çok mutlu oldum. Yani abi böyle yapmanız gerekiyor. Farklı bir stage koymanız gerekiyor. Resmenin resmen olduğunu anlayalım. Samur semi samur semi olduğunu anlayalım yani. Hatta eskiden nasıl daha bir dört büyükleri bırakın. En ufak backlash'in bile çok cool şeyleri vardı böyle fış fış yapıyorlardı. Hani nedir o? Kılıç mıdır bıçak tarzında şeyler vardı. Bu tatta devam etse de bir çok hoş olur da kim bilir. Yani resme da yapacaklarına eminim ilerleyen senelerde. Ama diğer peypüller için hala bunu yapmayabilirler yani yapmazlar şaşırmam. Neyse Vince McMahon geldi konuşmasını yaptı. Hoş geldiniz dedi ve <laughs> ondan sonra bir 45 dakika ha şu da oldu doğru. E, bu sanatçımız geldi ablamız söyledi Amerika'nın maaşını herkes çok sevdi. İkinci gecede keşke o söyleseydi dediler. Ben de öyle dedim çünkü ikinci gece söyleyen kadın şeydi. Country music yapıyordu. Sevenleri vardır olabilir tabii ki de mutlaka. Ve bütün country music kötüdür demiyorum. <laughs> Ama yani country music abi. Neyse gördüğünüz gibi buraya kadar her şey çok iyi gidiyor. Başlayacağız sandık bir baktık. Hava durumu nedeniyle WWE gecikmek zorunda. Resmen iyi. Bekletmek zorunda. Bir 40 dakika falan herhalde 30 dakika bekledik. Ve Vince McMahon <laughs> ne bulduysa bir fırlattı yani. Cebinden çıkardığı şeyleri bile ekrana fırlattı ki zaman geçsin. Herkes promo kesti. Bazıları daha iyi kesti. Bazıları <laughs> çok da iyi kesemedi. Çünkü hiçbir promo önceden e, hesaplanmış, önceden yazılmış değildi burada. Herkes doğaçlama takılmak durumunda kaldı. Vince McMahon bu resimde gördüğünüz gibi elini kalbine götürdü bakıyor hala atıyor mu diye falan. Sonra neyse ki... Çö şey oldu yani her şey geçti. Evet artık WrestleMania'ya başlayabiliriz diye sevindi herkes. Sonra bu iki reis geldi. WrestleMania'nın hostları diyebiliriz. Ee, Tyrese O'Neill ve Hulk Hogan. Hulk Hogan'ın geleceğini de önceden söylediler. Söylemeselerdi olurdu zaten herkes biletini almıştı. İzleyecek herkes zaten izleyecekti bu WrestleMania'yı. Güzel bir ufak bir sürpriz olurdu yani. Aklıma gelmeyen birisiydi çünkü Hulk Hogan. Hep, Kim geri döner deyince John Cena geri döner falan diyorduk. Demişken Can gelmedi bakın. Onat bundan bahseder de hep. Onat'ın ringinin kanalının sahibi. Çok şaşırtırız değil mi? <laughs> Onat nasıl Onat'ın ringinin kanalının sahibi oldu? Neyse. Ee, Sina Cena WrestleMania streakini bozmuş oldu. Her WrestleMania'da vardı. Hani kazanmasından bahsetmiyoruz da. Her WrestleMania'da geliyordu abi. Uzun süredir ilk defa gelmediği bir WrestleMania oldu. Neyse adamlar konuştu konuştu. Boşattılar, ıslandılar derken ilk maçımıza geçtik. İlk maçımızda Bobby Lashley, Lash diyorum çünkü bu maçta leşti biraz. Ve Drew McIntyre'di. Yani güreşçiler bir şeyler yaptılar bu maçta. Ama bana çok e, İngilizcesi aklıma geliyor. Disconnected. Bağlantısız. Bağlantı sorunu yaşıyor gibiydiler. Yani konuşma sorunu, iletişim sorunu yaşıyor gibiydiler. Sanki Drew ya da Bobby Lashley yapacakları şeyleri unutuyor gibiydi. Üstüne üstlük özellikle Bobby Lashley... 3 kere 3 tane ayrı yerde garip garip sattı yani. Mesela ilk e, future şaki iyi satamadı. üstten düşerken garip düştü falan böyle. Yani garipti. Ben bu maçı beğenmedim. Olmadı bu maç. Güzel anları vardı tabii ki de ama o güzel anların arasında yaptıkları geçişler gerçekten garipti yani dediğim gibi. Maçın gidişatı olabileceği kadar böyle akıcı değildi. En büyük sorunum bu bu maçla. İzlenmez bir maç mıydı? Kesinlikle böyle değildi. Yine hani fena değildi de gecenin kesinlikle ilk gecenin vegan olay resmeninin en böyle benim için şaşırtıcı kötü olmasıyla şaşırtıcı olan maçlarından bir tanesiydi. Ve ben Cedric Alexander'dan sonra iki, iğrenç bir hastalığa <laughs> yakalandım abi. <laughs> Adamlar üst tipten uçarken gözüm bir yere kaçıyor. Acaba takıldı mı diye. Sanırım Drew McIntyre'da da oldu neyse. Şimdi bunu söylediğim için büyük ihtimalle sizde de böyle bir şey başlayacak. Geçmiş olsun. Buradan Cedric Alexander'a belamı okuyorum. Ve devam ediyorum. Drew McIntyre'ın kaybetmesi beni fazla şaşırtmadı. Özellikle izlerken fazla şaşırtmadı. Çünkü maçın gidişatına baktım bir. İkincisi de maçı içe ilke koydular. Hani bir yıl sonra seyirciler geri dönüyor ve ilk maçın bu. Hani son maç yapsalar derdim ki Drew McIntyre'ın kaybetmesinin imkanı yok. Ama ilk maç Hani ilk maçta kaybetsin aradan çıkaralım. Sonra da Bianca'ya Bianca ya veririz hani finalde. zaten düşündüğüm gibi de oldu. Dolayısıyla ne Bianca'nın kazanmasına şaşırdım ne Drew kaybetmesine şaşırdım. Bianca'nın kazanmasını bekliyordum yalnız Drew kazan... E, kaybetmesini beklemiyordum. Gecenin başına en azından beklemiyordum. Neyse devam ediyoruz. Bana göre ilk gecenin en kötü maçı işte karşınızda. Bu Team Turmoil maçı tek pozitif yönü birkaç tane tag team vardı. Sürekli biri yenilip geldi. Sürekli yeni şeyler gördük. Çok da yavaş geçen bir maç değildi açıkçası. Ortalama bir maçtı. Sadece WrestleMania'ya uyan bir maç değildi bu. SmackDown'da Rav'da yaparsın bunu da. WrestleMania'da net hani Contender niye belirliyorsun? Biraz sanki geç kalmışız. Bir de şeyi yok yani. Böyle ana kadınlar kemeri için değil. Ne bileyim hikayesi yok arkasında. Ben hikayeyi tek gördüğüm hikaye Lana Nia sürekli birbirlerine giriyorlardı. Özellikle Nia Jax giriyordu. Dedim herhalde o yüzden onlar kazanacak. Hayır Natalya Tamina kazandı dedim <laughs> bravo yani. Rai Scott duruyor orada. Öyle cillop gibi takım duruyor. Ya da ne bileyim Landa Naomi duruyor. Siz bunları kazandırdınız. Ertesi gün yaptıkları maç beklediğimden daha iyiydi. Hiç izlemek istemiyordum. Canlı izledim. Dolayısıyla izlemem gerekiyordu. Başka seçeneğim yoktu yani. Kalkıp gidebilirdim de izledim. Çok da kötü değildi aslında. Bu maçın da daha kötü olmasını bekliyordum. Daha sıkıcı olmasını bekliyordum. Beklediğim kadar iyi değildi. Be şey pardon beklediğim kadar kötü değildi. Ama çok da iyi de değildi. Neyse maçı bu ikili kazandı ve ertesi gün hani maç yapmaya hak kazandılar. Tabi bu tam bu olduğunda ben Allah kahretsin falan diyordum da neyse. Kısa sürede oğlanların hepsini unuttum çünkü karşımıza bu maç geldi. Bu maçta da fazla umutlu değildim ben. WWE'de olduğumuz için Sizler ve hani kağıt üzerinde mükemmel bir maç. Ama acaba ne yapacaklar? Hani WWE'de her şey olabilir. Ben tahmin ediyorum ki kötü bir maç olacak. Ne anlamda kötü? Beklediğimizden kötü olacak. Yani yapabileceklerin %100'ünü değil %40'ını %50'sini yapacaklar diye düşünüyordum ki bence yine yüzde yüzünü yapmadılar da yüzde %90'ını yüzde yaptılar bu maçta ve bu maç birinci gecenin maçı olmakla birlikte Wrestlemania'nın bence show stealer maçıydı genel olarak Wrestlemania haftasının en iyi maçı buydu hikaye açısından nasıl hikaye açısından ring içinde anlatılan hikaye açısından genel olarak abi gözlerimi ayıramadığım bir maçtı eğlenceli bir maçtı sıkmayan bir maçtı bu arada hani çok iyiydi çok iyiydi baştan sona çok iyi bir maçtı. Ve benim güreşte en sevdiğim şeylerden bir tanesi şudur: maç başlar ya, yavaş maçlar. Ondan sonra ısıyı verirler ve hızlanır, 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 hızlanır. Asla durmaz gibi hissedersin. Bu maçta öyleydi abi, hızlandı, hızlandı ve maç bitene kadar asla yavaşlamadı. Çok hoşuma gitti. Zaten fazla söylememe gerek yok. Bu maçı izlemediyseniz abi, sonucu da söylemiyorum burada. Gidin ve izleyin, kesinlikle pişman olmasınız. Çok 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 iyi bir maçtı bu. Bu maçın sonrasında da hikayeyi nasıl devam ettirecekler gerçekten çok merak ediyorum. Umarım bu maçta olduğu gibi kaliteli ve mantıklı bir şekilde devam ettirirler de çok fazla hani umut bağlamıyorum. WWE'deyiz sonuçta ve resmen ya bitti artık hani <laughs> fazla şımarmayın diyecek bir ihtimalle WWE bu kadar yeter diyecek. Bir sonraki maçımız ise maç değildi. Ulu ortada bir idam gördük diyebilirim. New Day, Kofi Kingston, Xavier Woods vs. Omos ve AJ Styles. Omos Reis tag'i alır almaz maça beni bağladı. Onun dışında 15 dakika falan AJ Jabber'lık yaptı. Benim AJ'in burada olmasıyla bir problemim yok çoğu insanın olduğu gibi. Ama diyorum ki keşke, keşke AJ'i daha iyi kullansanız. Çünkü şimdi biraz yaşlandı tabii adam artık ama genç geç yaşına bakarsanız TNA'in AC'ydi. TNA'in en büyük adamıydı, yüzüydü ve şu an uğraşsanız şu an bile WWE'nin yüzü yapacağım yapabilirsiniz bu adamı. Yapamasanız bile Shawn Michaels kadar, Triple H kadar, Randy Orton kadar büyük yerlere getirebilirsiniz bu adamı. Oraya yakın bence ama orada değil. Orada değil... AJ Styles Roman Reigns'e bile yakın değil şu an... Ve elinizde AJ Styles gibi bir adam var... Böyle kullanmayı tercih ediyorsunuz... Dediğim gibi benim şikayetim yok... Ben bu maçı izlerken eğlendim... Ama çok daha fazlasını yapabilirsiniz... Adamın yani bir portakal gibi düşünüyorum... Oraya bırakıyorsun yani... Halbuki senin yapman gereken abi... O portakalı alıp öküz gibi sıkmak... Ve bütün C vitamininden yararlanman değil mi? Özellikle hani portakal bakıyorsun... 2-3 gün sonra kısa bir süre sonra... Şey olacak bozulmaya başlayacak... <laughs> <laughs> İlginç bir karşılaştırma oldu ama demeye çalıştım anlamışsınızdır. Neyse AJ jabırlık yaptı 15 dakika. Ondan sonra Omas Reis tag'i aldı ve e, ee, Hesoyam Hesoyam hilesini spamledi. Hiç canı gitmedi. Hiç yere düşmedi. Adama dokundular. Dokunduklarıyla kaldılar. Ya yani bir ara arm yaptı Kofi Kingston'a. Rüzgarıyla AJ Styles'ı Xavier Woods'u bile yere yıkacaktı. Ben çok beğendim. Şahsen çok eğlendim. Ama yani ne yapacaklar o masla bundan sonra ne bilmiyorum. Benim tahminim Co Coffee Kings'in diyorum. Kali gibi. The Great Kali gibi bir yolculuğa şahit olacağız. Önce herkesi yok edecek ilk birkaç sene ondan sonra yavaşladığında veya kariyerinde yapabileceği her şeyi yaptığında limitine geldiğinde komedi rollerinde göreceğiz bu adamı ve yavaş yavaş hani kaçacak Hall of Fame'e gelecek seneler sonra. Omasın kariyerini ben böyle bekliyorum. Çünkü Big Show gibi yapabilirler mi emin değilim. Big Show bile belki de kariyerinin hani hiçbir adresinde bu kadar dominant olmamıştı diyeceğim de WCW günlerinde ve WWE'ye ilk geldiği günlerde eminim. Yani o da böyleydi. Ama bu adam WWE'de gördüğümüz en büyük boylu adam olabilir yani. Öyle olmasa bile gerçekte öyle sundu WWE. Yani Thanos bu adam şu an WWE'nin Thanos'u tarihinde WWE tarihinde bu adamdan daha güçlü bir adam yok sanıyorum. da debutunu yaptı kemer kazandı. Daha ne isteyebilir ki bilmiyorum Omas'ı. Açıkçası ilgimi çekiyor ne yapacaklar. Bu maçta zaten sırf Omas var diye ilgimi çekiyordu. Bakalım Reis bize kariyerinde başka neler gösterecek. Shane O'Mac vs. Braun Strowman maçı benim hiç ilgimi çekmiyordu açıkça söylemek gerekirse. Tek beklediğim şey Shane'in çılgınlarca kendini atmasıydı, bir şeyler yapmasıydı. Öyle de oldu. Maçın sonu güzeldi. Maçın başı sonuna kadar yani ben çok ilgimi çekmiyordu. İlgi çekecek bir şey yoktu zaten. Sonunda Shane McMahon yine patronun oğluyum falan hiçbir şey yapmadı. Sırlamadı abi. Sıkıcı'nın üzerinden en üst kısmından geldi ve Swanton mı yaptı boşluğa. <laughs> Manyak oğlum bu adam. Yani o yaştasın. O yaştasın ve hala böyle şeyler yapıyorsun. Nasıl yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Harbiden helal olsun abi. Patron ne olayım falan demedi dediğim gibi hiç. Mükemmeldi. <laughs> Mükemmeldi maçın sonu. Braun Roman kazandı. Peki diyorum yani. Peki eğlenceliydi. Hikayeye umursamadım bir hikayeydi. Hala umursamıyorum. Asla da umursayacağımı düşünmüyorum. Ama maç güzeldi. Yani maçın sonu kurtardı maçı. Ondan sonra 2020 Hall of Fame'i gördük. Jibble, The New World Older falan. Yani burada çok söylenecek bir şey yok yani. Belaları gördük işte. Allah rapin bellasını verdi. Evet <laughs> bu espriden sonra herkes videoyu izlemeyi bıraktığına göre devam edebiliriz. Sırada abi the greatest match. The greatest wrestling match of all time. Herkesin sövdüğü. Bu niye burada? Abi bu niye güreşiyor lan? Bu şarkı söylesin dedi. Bad Bunny. Oğlum neler yaptı lan bize. Emin Priest geldi öncelikle. WrestleMania'da ya entrance yapma şansı yakaladı. de olup da. WWE'nin asra gelip bunu yapma şansı yakalayan fazla insan yok adam akıllı. Neyse reis geldi. Şöyle bir şekilde geldi yani. Ve çoğu güreşçiden fazla reaksiyon aldı. Yani gerçekten popülermiş bu adam. Ve... Ben de hani Bad Bunny ne yarıyor burada falan diyenlerdendim o kadar sert olmasam da sert bir söylemesem de bunu bunu diyordum yani maç başladığında yine fazla şaşırmadım yani şaşırttığı yerler oldu tabii ki de yaptığı şeyleri hepimiz gördük neden şaşırmadım çünkü chatten veya arkadaşlarımdan birinden ben bir gün önce fan resmi ya da şunu duydum Bad Bunny aslında 3-5 aydır antrenman yapıyormuş. Duyduğum şey buydu yani bunu duyduktan sonra ve Bad Bunny'nin de ben başlayacağım demesiyle birlikte dedim ki abi gerçekten aslında bize güzel bir şey izletebilir Bad Bunny diye düşünmeye başladım ve gerçekten de öyle yaptı. Hani ilk güreş maçı resmeye de 24 bin kişinin 25 bin kişinin karşısında Bad Bunny kesinlikle hani hepimizi şaşırttı diyebilirim Demiz'le de ne kadar profesyonel olduğunu gösterdi. Falcon Arrow'lar mı olsun, Kennedy Destroy'lar mı olsun, köşeden atlamak mı olsun genel olarak iyi bir e, ee, performans sergiledi Berbani. iyi sattı. Ve maçın olayı zaten Bad Bunny'nin nasıl güreştiğini görmekti. Hepimiz yani Enes abi sürekli diyordu ben onu izlediğim için. Ulan şimdi Bad Bunny iki dakika güreşecek. Enes abi mi diyordu? Onat, onat diyordu sanırım. İki dakika güreşecek tamam hadi o kadar. Damien Priest 20 dakika güreşecek. Bad Bunny iki hareket yapıp çıkacak falan diyordu. Onat diyordu bunu doğru. Benim de düşüncem o yöndeydi. Ama Bad Bunny hepimize şöyle Oo koyduk mu koyduk mu kocan olduk mu dedi yani. Çok güzel bir maçtı. Ben baştan sona eğlendim bu maçta. Yavaş geçtiğini söyleyen e, arkadaşlarım vardı. Ben öyle düşünmüyorum Hem fikir değilim yani. Gayet eğlenceliydi özellikle benim için. Çünkü en ufak şeyine bakıyordum belki benim Böyle tekmeyi nasıl sattı falan filan çünkü ilgimi çekiyordu. Dolayısıyla ben bu maçta gayet eğlendim. Gecenin en iyi maçlarından bir tanesiydi kesinlikle. Ama tabii ki de Sizar öyle Setron'a yaklaşamaz bu maçta. Main eventimize geçeceğiz ama geçmeden önce demiz hani WWE şampiyonu falan o, o tarz şeylere çok girmedim. Ben bu resmi tamamıyla eğlenmek için izledim ve te, tatminde oldum yani ilk gününden. Onu söyleyeyim. Main eventimize geçiyoruz. İlk defa iki tane siyahi kadın. Event'e çıkıyor ve boçlu bitirmiyorlar bu çok mutlu etti beni çünkü ben bu maçta biraz sıkıldım dürüst olayım başlarında heyecanlandım güzeldi iyiydi ortalarında ve hatta sonuna kadar çok sıkmaya başladı beni Çünkü yeterince iyi değildi boç yapıyorlar gibi geldi bana ee, seyirci, seyirci sessizleşti Çünkü olay olmuyordu maçta dedim oğlum böyle bitmesin falan filan sonra zaten bir anda şeyne beyzir değil şeyne nereden çıktı? Ağlamaklı olan bir Bianca Belair geldi aldı abi saçını şak bir geçirdi abi öyle bir ses çıktı ki. Ondan sonra KOD finish'ini yaptı ve kazandı inanılmaz reaksiyon aldı çok güzeldi son anda maçı toparladılar benim için. Tek bir eksiğim var bak burada görüyorsunuz şu an Bianca Belair ağlıyor abi ne bileyim. NXT'ye geldi ağlıyor. NXT'den gitti ağlıyor. Main roster'a geldi ağlıyor. Royal Rumble'a geldi ağlıyor. Royal Rumble'ı kazandı ağlıyor. WrestleMania'ya geldi ağlıyor. WrestleMania'da maç başladı ağlıyor. WrestleMania'da maçı bitti ağlıyor. Ağlama artık. Sen şampiyonsun abi. Şampiyon olduğunu bil. Lan, şampiyonluğunu bil. Kemeri koy sana. Göğsünü kabar de ki ulan ben şampiyonum bunu alnımın teriyle aldım. Resmenin main eventinde aldım. Adam olun akıllı olun de ya. Ben bunu istiyorum artık. Bianca Belair'in ağlamasını istemiyorum. Karakterinin biraz ilerlemesini istiyorum. Tek şikayetim oydu. Ağlama. Şampiyonsun yani kendine güven artık öyle davran. Yani heel gibi değil böyle. Küstah olma kibirli olma da yani kendine de güvenin olsun. Onun dışında bu maç, bu aç hakkında hani bir şikayetim yok. Bir Bianca'nın kazanması tabii ki güzel bir yandı. Happy bir momentla güzel bir mutlu verici, mutluluk verici bir anla bitirdi WWE bu pay Ve birinci gece genel olarak beklediğimden çok daha iyiydi. Çoğu insan gibi ben de tahmin ediyordum ki ikinci gece çünkü maçları daha iyi. Maç kartı daha iyi. Daha çılgın şeyler göreceğimize inanıyordum. Ama bence birinci gece daha iyi gibi geliyor şu an bana baktığımda. İkinci gece biraz daha problem olan şeyler vardı. Demişken hemen ikinci gecemize de geçelim. Hulk Hogan çıktı? Yine Amerika'nın maaşı söylendi falan filan derken. Birinci maçımıza başladık. Randy Orton beyaz beyaz geldi. Beyaz giyen birkaç kişi vardı bugün. Randy Orton onlardan bir tanesiydi. Herkes Randy Orton'un kaybedeceğini düşünüyordu. Ben dahil. Bak Fiend'e hiç güvenmeyen, Fiend'i hiç sevmeyen, sürekli gömüldüğü için artık hani Fiend'e hiç umut bağlamayan, onu izlemeyen. Çünkü da de bir adama değer vermiyorsa ben niye değer vereyim diye düşünen Kero Şero bile Fiend'in burada kazanacağını düşünüyordu. Ama ne oldu? Alexa geldi, Skyrim'de şeyi seçmiş, Face Paint 8'i seçmiş herhalde anlamadım. <laughs> geldi böyle. Kutudan Fiend'i çıkardı işte Fiend. Dedim ki cool gözüküyor, acaba sevebilir miyim Fiend'i? Bir şeyler olabilir mi? Tabii ki de WWE beni yine şey çıkarmadı yani, yüzümü kara çıkarmadı. Burada gördüğünüz gibi Alexa Fiend'in kadını dağıttı ve sadece bir tane Rikeo ile Watch Tabii ki de it only takes one kardeşim yani Rikeo ne sandın sen? Boş hareket mi sandın? Bir Rikeo ile geçmiş olsun Fiend gömüldü yine. Yani niye umursamamızı istiyorlar Fiend'i hala bilmiyorum. Nasıl bunu bizden bekliyor hala bilmiyorum. Ama ben zaten Seth Rollins olayından beri umursamıyordum. Goldberg olayıyla tamamıyla umursamayı kesmiştim. Şu anda hiçbir şey değişmedi benim için. Sinirlenen arkadaşlarım vardı. Ben umursamadığım için yine sinirlenmedim. WWE beni yine ee, beklenmedik. Ya beklediğim bir şekilde daha doğrusu. E, ee, Fiend'i umursamamaya devam etmeye itti. Bilmiyorum siz ne durumdasınız ama. Sonra bu maç vardı. Beklediğimden daha iyiydi açıkça söylemek gerekirse. Ve gecenin daha iyi olan kadınlar maçıydı. Dürüst konuşuyorum. Gecenin çok daha iyi olan kadınlar maçıydı bu. 10 üzerinden 5 falan veririm yani. 6 veririm. Beklediğim kadar sıkmadı. iyiydi Yani özellikle Shayna Baszir ile Natalya çünkü fena olmayan bir show koydular ortaya. İkisi de güreşmeyi bildiği için. Bu maça 6 e, alt, bile verirdim. Ben ne zaman verirdim? E, Tamina... Nia Jax'i body slamleyebilseydi slamleyemedi yapamadı. Puan artardı benim için orada yapamadı. O yüzden işte ortalama bir maç olarak kalıyor. Fazla üzerinde durmaya gerek yok. Zaten WWE'de fazla umursamadı. Yani umursasaydı bir gün önce contender belirlemezdi bu maça. Sonra gecenin maçı olacağını düşüneceğim. Düşündüğüm daha doğrusu. Düşündüğümüz arkadaşlarla izliyordum çünkü. Hatta Resmen'in en iyi maçlarından biri olacağını düşüneceğim maç geldi düşündüğüm. Niye gelecek zamanı çok sevdim herhalde. Ha maç kötü müydü? Değildi. Hatta Resmen'in en iyi maçlarından bir tanesiydi. Ama kesinlikle ne gece'nin en iyi maçıydı ne de Resmen'in en iyi yani maçın olmaya yakındı bu maç. Yine de eğlendim izlerken. Özellikle sonlara doğru. Sami Zayn, Kevin Sami Zayn promo kesi Logan Paul'u çağırdı. Logan Paul girişini yaptı. Titan Tron'u falan var. Böyle Maverick'i koymuşlar ortaya. Logan Paul %100 güreşir diye düşünüyorum. Ben bir daha WWE geri gelirse %100 güreşecek. Bilmeyenler için arkadaşlar çünkü Logan Paul'un amatör güreş geçmişi var. gerçekten iyi bir atlet ve yani izin verirlerse ve Bad Bunny ile yaptıkları gibi birkaç ay adam akıllı Logan Paul çalıştırırlarsa çok güzel bir maç çıkarabilir bakın. E adamda şey var yani o çeviklik var o fiziksel yetenek var. Ama neyse Kevin Owens geldi maç fena başlamadı. Sonlara doğru artık şey oldu oğlum Sami Zayn combo yaptı lan ne yapmıştı? Bir şey bir şey yaptı sonra Brain bitirdi o komboyu. Köşeden Brain Buster teasy yaptı falan. Çok manyak maçtı yani. Ama yani biraz sönük bitti diyebilirim. Mesela bittikten sonra Logan Paul'la ee, Kevin Owens'ın olayı çok güzeldi. Bak Logan Paul işi anlıyor işte. Abi, ben YouTuber'ım, ben artistim falan utanır yemem değil. Hayır, gayet güzel heel oynadı. da yedi böyle çok da farklı sattı. Hiç görmediğim bir şekilde sattı. Takla atarak falan sattı. Güzeldi yani. Ben bu maçtan memnun kaldım ama e, beklediğimden daha iyi olabilir. Yani sonu sanırım sonu tönük bitmişti. Sonu hani daha iyi bitebilirdi falan diye düşünüyordum. Emin değilim bu maç mıydı o maçta? Genel olarak abi güzeldi sonra nasıl olacağını hiç bilemediğim bir maç gördük. Şeyimiz geldiğinden beri çok güzel işler çıkarıyor. Zaten YouTube kanalını izliyorum o yüzden çok sempati besliyorum o adama. Mater'ı biliyoruz zaten istediğinden hani neler yapabiliyor. Ama WWE'deyiz. Yani çok hikayesi olmayan bir maç. Hatta hiç yok. Nasıl olacak, nasıl gidecek derken bir baktım ki abi bu maç WrestleMania'da en beğendiğim ikinci maç oldu. Maç baştan sona ilgi çekiciydi. Baştan sona çılgın şeyler oldu ve en sonunda da Rickshaw ve Yarım Cole'u tekrar görmüş gibi olduk. Bu sefer ile Shaymıs'tı ve Rickshaw ve Yarım Kol'dan da daha cool oldu bence. Çünkü şeyimiz gerçekten ağzına koydu bir tane Metridle'nın. Hiç beklemiyordum. Yani bayağı yükselten bir maçtı ve çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki ikinci gecenin en iyi maçı buydu. Shaymıs da hak ettiği bir galibiyeti aldı. Ben Riddle korur diye düşünüyordum sanırım. Tahminlerimde ne demiştim tam hatırlamıyorum da, şeyimizin kazanmasına kesinlikle mutlu oldum. Yani böyle şeyler yapacaksa zaten şeyimiz kazansın abi. Böyle şeyler yapacaksa, böyle maçlar gösterecekse alkışlarım sadece şeyimizi ve başarılarını başarılarının devamını dilerim. Gerçekten beklenmedik bir performansı bu ikiliden. Yani bir yerde boş yaptılar ki onu da şeyimiz bence gayet güzel kapattı. Ve yaptıkları boş o kadar büyük bir boşta da değildi. Yani şeyimiz aşağı düştü ama hani yine hareket ne yaptı sonra köşeden knee drop yaptı falan ki bir dakika şurada knee drop ha, bak bak. Bence çok koldurmuyor mu şeyimiz? Replay'ini izlerken de bu knee drop'ın gerçekten beğenmiştim. Yani şeyimiz bunu Yapmaya devam edebilir. Gerçi Kyle O'Reilly yapıyor sanırım bunu finisher olarak da. Seamus'a da özellikle kollarını açtığı için abi şöyle çok iyi durmuş yani. Sonra Ravendam Reis'i gördük. Ravendam bir ara Matt Riddle'la şey yaptı. Segment yaptı falan. <laughs> şey hakkında konuşacak. Ot hakkında konuşacaklarını falan düşündüm. Bu kid'in çünkü en büyük ortak noktası o. Farkındaysanız ikiniz, ikisinin de sesi biraz böyle kirli. Evet adamım hani böyle konuşuyorlar. Bir de uzun uzun konuşuyorlar. Çünkü, <laughs> çünkü aynı hobiyi paylaşıyorlar yani neyse. 2021 Hall of Fame'i de görmek güzeldi. Kane'i gördük en son o geldi. Mali Halley buradaydı. E, Great Kali, Eric Bischoff. Eric Bischoff iki gün önce AEW'deydi. Zaten WrestleMania biter bitmez hemen Chris Jericho ile Stone Cold şeyde başladı. O da ilginçti yani. Kane de son bir kez daha şöyle yaptı ya. Abi çok harbiden aslında garip garip geldi bana. Biraz daha ilginç hissettim. Undertaker'da falan bu kadar ilginç hissetmemiştim. Neden bilmiyorum yani Kane'i böyle görmek. Garibime gitti. Böyle gittiğini görmek. Yani fame olduğunu görmek falan. Sonraki maçımız Big E vs Apollo Crews. Bilmem ne drum, drum fight. Nigerian drum fight. Yani güzel bir maçtı. Yalnız çok hatırlamıyorum maçın sonunda ne olduğunu. Ha, Bilmem ne Kalo mudur nedir? Star Wars. Sanki gerçekten Star Wars'dan çıkma bir karakter ismi olan adam geldi. Ve e, Big e maçı kaybettirdi. Apollo Cruz. tahmin ettiğim gibi şampiyon oldu. Apollo. Abi ben seviyorum Apollo Crews'u. O yüzden başarıların devamını diliyorum. Big E'li bitmedi herhalde. Yani bittiyse de bir, e büyük ihtimalle main event alabilir arkadaşlar ben size söyleyeyim. Kesinlikle kötü bir maç değildi. Hoş olan şeyler oldu. Biraz daha yavaştı. Sheamus ve Matt Riddle maçına tabii ki de yetişemedi. Sonucunda Big e kazanacak gibi duruyordu ama evet bir interferencela interference ile bir maça karışmayla maçı ve kemerini kaybetti. 10 üzerinden 6-7 vereceğim. Hani ortalamanın üzerinde ama çok da böyle konuşulacak bir şey olmayan bir maçtı. O yüzden devam ediyorum. Ve maalesef benim için üzücü ve şaşırtıcı bir şekilde WrestleMania'nın belki de en kötü maçına merhaba diyebiliriz. E, maçın kendisi kötü müydü? Yani hayır baktığımızda teknik açıdan falan. Bir iki yerde şeyine, şeyine bezir diye isim geliyor her kadında. Real Ripley sıkıntılıydı. Mesela köşeye vuramadı Asuka'yı o hala aklımda. Çok HD bir şekilde neden bilmiyorum. Ha ayrıca Real Ripley'in girişi de çok kötüydü. Çünkü abi Sadece Rare girişine haz bir şey değil bu. Live performanslar genelde berbat oluyor. CM Punk'ın girişini de ben beğenmedim mesela Undertaker'la yaptığı. Hiç beğenmedim abi söyleyemiyor ki adam adam akıllı. Kayıtta duyduğun çok farklı adamın söylediği çok farklı. En beğendiğim neydi biliyor musunuz? Randy Orton'un girişi. Randy Orton'un şarkısını söylüyordu ya sanatçı. Abi öyle güzel söylüyordu ki orijinal hani şarkıdan da daha güzel söylüyordu böyle. Virus'ın dedim tüylerim diken diken oldu ama sen güzel söylemeyeceksen abi yapma yani. Live entrance yapma anlatabiliyor muyum? Live entrance'lardan beğendiğim bir tane de şeydi. Erim Cole'un live entrance'iydi. Rap yaparak gelmişti ya. Erim Cole değil de yanında bir rapçi. Çok hoştu o da. Bu onlardan hoş olanlardan bir tanesi değildi ama üzgünüm. Bu konuda tek olduğumu düşünmüyorum yani. Ee... Söyleyemedi ya şarkıyı söyleyemedi yani adam akıllı Neyse sonra aska çıktı aska için heyecanlıydım Kesin resmeni için güzel böyle çok güzel bir kıyafetle gelir falan diye düşünüyordum Yani normal Rav'da giydiği kıyafetten hiçbir şey değişik değil maskesi değişikti Bu maçta açıkçası normal Rav'da göreceğimiz bir maç olabilirdi Ben şahsen izlerken çok sıkıldım Benle izleyen arkadaşlar da sıkıldı yani. DNA ve Meddi bu arada bunlar. Kadro sağlam yani. Bilmiyorum çok merak ediyorum. Biz sıkıldık izlerken bayağı sıkıldık hatta. Ben o kadar sıkıldım ki resmenin en kötü maçı diyebilirim. yani başı sıkıcıydı, ortası orta sıkıcıydı, sonu sıkıcıydı. Yani olmadı bu maç abi. Bu konuda ben yalnız mıyım acaba? Yorumlarda söyleyebilir misiniz bana? Siz ne düşünüyorsunuz bu maç hakkında? Bizim için ama olmadı bu maç yani. Ki Rhea Ripley ve özellikle Asuka çok 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 daha fazlasını yapabilecek iki kadın güreşçiydi. Bu arada Rhea Ripley şampiyonluğu da kazandı tabii ki. Ee, böyle bir segment oldu. Tyson O'Neill, Cole Cogan bir kez daha konuşmaya geldiler. Bu sefer ıslanmadılar. Bu sefer Bayley geldi. Ulan Pyromat'ın dedi. Ondan sonra ben Becky falan dönecek diye düşündüm. Ayerin Nikki Belaz geldi. Hall of Fame'ler, yeni Hall of Fame'ler. Beyliğe tokat attılar o kadar yani o, bu kadardı. Bu segmentte çok bir şey diyemeyeceğim. Ne güzeldi ne kötüydü hızlı geçtiği için de okey yani okey dedim geçtim. Ve sonunda son maçımıza geldik umarım atladığım bir şey yoktur. The Main Event en çok görmek istediğim maçlardan bir tanesi ve güzel olan bir maçtı. Genel olarak WrestleMania 2 gündeki herhalde benim için en iyi 3. maç olabilir bu. 1'e neyi koyarım? Seth Rollins, Cesaro 2'ye Matt Üçe de bunu koyabilirim beğenme açısından yani. Daniel Edge ve Orman Baba. Buradaki fotoğraflar eminim çok iyidir zaten tam ne da bunlardan birini koyacağım. Bu maçta beklediğimiz her şey oldu. Yani Edge Roman Reigns Spear kavgası gördük ufak çapta. Daniel Bryan'ın bu maçı hayatta tuttuğunu gördük. Kesinlikle koymadır. Çok 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 iyi bir seçenek seçenek olmuş. Çoğu insan ee, Edge'in veya Daniel Bryan'ın pardon Edge'in veya Roman Reigns'in kazanacağını düşünüyordu. Daniel Bryan sadece tuş olmak için orada olduğunu düşünüyordu ki Daniel Bryan teknik olarak tuş oldu. <laughs> evet. Ve acaba Edge kazanmadı mı oğlum? Teknik olarak çünkü Edge Daniel Bryan üstüne Edge yattı. Ve yerdeki adam Daniel Bryan diye yani O da ilginçti maçın sonunda olan tuş da Maçın sonuna gelmeden önce maçın başına ortasına bakalım Çok güzeldi Sürekli bir şey oldu maçta Sürekli eğlendim ben gayet izlerken Main event'e yakışır bir maçtı Sonunu daha farklı bitirebilirler diye düşünmüştüm Ben daha böyle bir anda tak diye gelen Çok daha heyecanlı çok daha cool bir şekilde bitirebilirler diye düşünmüştüm de Bunu bitirerek ne yaptılar biliyor musunuz? Böyle bitirerek ne yaptılar biliyor musunuz? İsterseniz ben size söyleyeyim Roman Reigns'i Randy Orton Roman Reigns'i Triple H gibi büyük bir yere getirdiler. Artık o kadar büyük bir güreşçi. Ben diyorum zaten WWE'nin yüzü ve WWE'nin en büyük starı şu an Roman Reigns yani. Yenilerden bakacak olursak yok. Başka hiçbir adama bu kadar tabii şans vermediler. O apayrı bir mesela ona diyebileceğinizi diyebilirsiniz de. Şu an Roman Reigns abi tamamdır star. 2015'te yapmaya çalıştılar ya bunu Royal Rumble'ı kazanıp Durakaya kaldırdılar falan. O star making moment'ı tamam mı? Onu yapmaya çalıştılar olmadı 2015'te. Yıllar sonra burada ama işte star making moment'ı yaptılar. Buradan sonra Roman Reigns abi tamam. Yani bir yere gidip füze atmazsa, çok çılgın bir şey yapmazsa Hall of Famer bir kariyeri var artık %100. Yani oturdu abi. Tahtına oturdu Roman Reigns ve zaten DNA'de böyle bir tahmin yapmıştı dün izlerken. Bir dahaki resmeneye kadar kaybetmez bu adam kemeri diye. Ben de öyle düşünüyorum. Roman Reigns'e evet alışın şimdiden arkadaşlar. Çünkü yani... Part-timer olmayan Brock Lesnar gibi olacak. Kemerini asla kaybedeceğini düşünmüyorum ben 2021 senesinde. Belki yani seneye olan Wrestlemania'da bile kaybetmeyebilir Yani o kadar dominant bir saltanat bekliyorum Orman babadan Evet beyler beyler Wrestlemania genel olarak böyleydi e, İki günde ben beğendim diyebilirim İkinci gün biraz daha sıkıcıydı İlk gün e, tamamıyla eğlenceli geçti diyebilirim İkinci gün özellikle kadınlar maçı e, Hangi maçtı? Asuka vs Rhea Ripley O, o biraz sıkıcıydı Keşke maç kartının başına koysalardı ya da daha farklı bir sıraya koysalardı ya da daha iyi bir maç yapsalardı. İkinci gün ve birinci gün arasında seçim e, zor olurdu. Ama sanırım Sızar ve Seth Rolins maçı sağ olsun. Genel olarak dediğim gibi daha akıcı ve daha eğlenceli geçmesi sebebiyle ben birinci günü en iyi gün ilan edebilirim. İkinci günde zaten beğenilmeyen olaylar oldu. Yani Fiend'in yenilmesi mesela ona ben de okey derim yani. Ne yapıyorsunuz derim. Roman kazanmasına ben Gördüğüm diğer insanlar kadar tepkili değilim. Öyle kazanmasına da tepkili değilim açıkçası. Benim bir sorunum yok. Daha iyi olabilir miydi? Evet. Ama yani böyle yaparak da Roman bir star yaptılar yani. Bu kadar da diyeceklerim arkadaşlar. Şu anda bir rekor kırmış olabilirim. Normalde bunun bir saat falan sürmesi gerekiyor. 14 maç hakkında konuştum ve sadece yarım saat sürdü. İnanamıyorum. Neyse ki, kendinize çok teşekkür ederim diyecektim. Size çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Siz ne düşündünüz bu resim hakkında? Bana yorumlarınızı söyleyin. Merak ediyorum. Beni izleyen insanların ne düşündüğünü bu resim hakkında. O kadar. o kadar. Bye bye.